Merhaba sevgili astroloji sever takipçilerim. Bu videoda transit harita nasıl çıkarılır onu göstermek istiyorum. Astrolojiyle ilgilenenler ya da yeni başlayanlar için önemli haritalardan. Doğum haritanız üzerinde natal transiti görebiliriz. Başka haritalar üzerinde de görebiliyoruz tabii ki. Yine astro.com sayfasına giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkasından Free Horoskop seçiyoruz. Buradan ücretsiz haritalar çıkarabiliyoruz. Oradan tekrar Accented Chart'a geliyoruz. Ve seçiyoruz. Şimdi ben buradan hava haritasını seçiyorum. Bu horoskop for'da sadece havanın haritasını seçiyorum. Çünkü bunun transitine bakmak istiyorum. İsterseniz buradan kart tiplerinden natal kart wheel ile kalabilirsiniz. Daha önceleri burada transit de ekliydi. Burada gördüğünüz gibi natal kart and transit de işaretleyebilirsiniz. Ama ben genelde öyle yapmıyorum. Ben direkt natal kart olarak açıyorum haritayı. Bunu yine Palasidus yapıyorum, house sistemini. Sonra ekrana yolluyorum. Gördüğünüz gibi havanın haritası açıldı. Havanın doğum haritası bu. Şimdi transite nasıl bakacağım? Burada back to card selection tekrar az önceki sayfaya yolluyor bizi. Oradan seçim yapmamız için. Ben ne diyorum? With transit. Yani ben bu doğum haritasını transitle görmek istiyorum. O zaman direkt transit haritasını açabiliyorum. Şimdi havanın haritası üzerinde transitlere bakabiliyorum. Etraftaki yeşil, dıştaki yeşil gezegenler ya da yeşil renkli işaretler diyelim. Ay düğümleri de var. Bunlar da transiti anlatıyor. Örneğin doğum haritasındaki Mars'ın üzerine yine bir Mars gelmiş değil mi? Gergin enerjiler var burada. Uranüs'ün üstüne Uranüs gelmiş gibi burada transiti kişinin haritasında nasıl etkiliyor olarak yorumluyoruz. Ayrıca tekrar haritaya bakalım. Burada sırf transit çıkarılıyor mu astro.com'da? Ona bakmak istiyorum. Çünkü ben genelde bu programı kullanmıyorum. Evet, yine natal kart ve transit. Normalde başka astroloji programları var, Solar Fire gibi. Orada sırf o günün transit haritasını açabiliyorsunuz. Astro.com'da o yok. Sadece doğum haritasının yani işte natal kartın üzerine transit bakabiliyorsunuz. Onun dışında bir ayrıca transit yani günün haritasını açamıyorsunuz. Açmak istiyorsanız hemen günün şuraya tekrar dönüyorum. Hemen at a new person'dan seçersiniz. Hemen buraya günü yazarsınız işte neyse. Bugün çarşamba örneğin. Sonra event'ı seçersiniz. Çünkü cinsiyet değil bu. Bir ana, günü, bir şey bakacaksınız. Bir şeyin haritasına. Transit haritasına. Event'ı seçersiniz. Oradan da tarihi yazarsınız. Yine saati yazarsınız. Örneğin yapalım. Sırf transit haritası bakmak istiyorsak. Bu arada geçmişi de yazabiliyoruz tabii. Ben şu an yazıyorum ama geçmişin transitine de bakabiliriz. Saat 12'nin transitine bakmak istiyorum. İstanbul'a göre. Haritayı tekrar yolluyorum. Şimdi burada ki harita bugün saat 12'deki transitleri bize gösteriyor. Transit haritayı aynı normal doğum haritası açar gibi bilgileri girerek açabiliyoruz. Ayrıca daha önce de gösterdiğim gibi, az önce gösterdiğim gibi doğum haritasının üzerine de transit bakabiliyoruz. Çünkü iki şekilde de kullanılması gerekiyor transitlerin. İki şekilde de analiz yapmak istiyoruz. Örneğin bazı aylık, yıllık, günlük, haftalık yorumlarda sırf transit haritaya bakmak da çok önemli oluyor bazı detayları görmek için. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar transit harita çıkartmakla ilgili. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlara istediğiniz videolar varsa onları yazın. Sevgiler.